Ben Elena, 22 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Bugün size Global Talent maceramdan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Aslında uzun zamandır hayalimdi yurt dışında belirli bir zaman geçirmek, çalışmak, bir gönüllülük projesi olabilir, bir yerde staj yapmak olabilir. Hep istediğim bir şeydi. Sonrasında organizasyonu üstlendiğimiz bir etkinlikte Isaac Staff'a denk geldim. Hemen gittim, üye oldum, işte bir şeyler yapabilirim, işte içerideki projelere bakarım diye. Sonrasında menajerimle projelere bakmaya başladık. İlk önce Kiev'e başvurdum. Aslında Kiev'e başvururken bile hiç düşünmeden başvurdum. Çünkü gerçekten bunu yapmak istiyordum. Sonra tabii pandemiden dolayı iptal oldu. Bu sefer Brezilya'daki projeleri incelemeye başladım. Daha farklı bir kültür, daha uzak, daha güzel bir challenge diye düşündüm. Ve Brezilya'ya direkt menajerim bana göndere göndermez başvurdum ve sonrasında zaten bir hafta içinde her şey belirlendi. Ve benim maceram da bu şekilde başlamış oldu. Brezilya'da WTM Do Brasil şirketinde iş geliştirme stajyeri olarak çalıştım. Oradaki görevim aslında ortada bir köprü görevi görüyordu WTM Do Brasil. İki tarafta müşterilerimiz vardı. Bizim sistemimiz üzerinden ödemelerini yapıyorlardı birbirlerine. Ben de bu ödeme sisteminin takibini yapıyordum. İşte ödemeleri yapmışlar mı, ne zaman yapmışlar. Ve faturalandırmaları da onlara mail olarak gönderiyordum. Bunun dışında da işi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha fazla müşteriye açılabiliriz şeklinde geliştirmeler yapmaya çalıştık birlikte. Örneğin Amerika'daki bazı şirketlerle toplantılar yaptık. LinkedIn'in kendi ekibiyle bile iletişime geçme şansım oldu LinkedIn üzerinden. Gerçekten güzel bir network sağladı bana ve bunun yanı sıra da farklı bir ekiple çalışma şansım oldu. Ne kadar farklı bir ortamda çalışmış olsam da aslında stratejilerimiz çok benzerdi. Bu yüzden orada öğrendiğim şeylerin büyük bir kısmını burada şu anda uygulayabileceğimi de düşünüyorum. Profesyonel olarak ne kadar böyle gelişmiş olsam da aslında sosyal yaşantım nasıl, bunu da birazcık düşünüyordum. İşte gitmeden önce biraz araştırmıştım. Nasıl bir yapıları var, işte yaklaşımları nasıl, kültürleri nasıl diye. Aslında araştırarak gittim ama beklediğimden çok daha güzel geçti gerçekten sosyal yaşantım. Bir kere zaten gider gitmez hostum beni adımın yazılı olduğu bir kağıtla havaalanında karşıladı. Ve direkt olarak onlarla birlikte adapte oldum ve onlarla birlikte bir şeyler yapmaya başladım. Direkt beni aralarına aldılar. Herkes çok yardımcıydı her konuda ve çok sıcakkanlılardı. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi sürekli birlikte vakit geçiriyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Ve gerçekten aslında iki farklı kültürü de gördüm orada. İlk hostum kendisi yaşıyordu, kendi ayakları üzerinde duran bir kadındı. İkinci hostum ise bir aileydi. Bu şekilde Brezilya'daki iki farklı yaşam tarzını da, iki farklı kültürü de aslında görmüş oldum. Hem aile yapısını hem de gençlerin hayatı nasıl, bunu da gözlemlemiş oldum. O yüzden bu iki deneyimi yaşamak benim için harikaydı. Sosyal anlamda da kendimi bu yüzden geliştirdiğimi düşünüyorum. Brezilya'da bulunduğum süreç boyunca çok güzel anılar ve arkadaşlıklar edindim. Özellikle hostumla aramızdaki ilişki çok güzeldi. Ve birbirimizi hiç unutmamak için ortak dövme yaptırdık. Ve hayatım boyunca da bunu vücudumda taşıyacağım zaten. Bunun yanı sıra orada kaldığım süre boyunca aslında şunu fark ettim. Dünyanın iki ucunda olsak da aslında bizi bir araya getiren şey ortak değerlerimiz, ortak fikirlerimiz. Bu yüzden ne kadar farklı kültürlere ait olsak da aslında ortak bir noktada buluşabiliyoruz insanlarla. Ve bu yüzden aslında önyargılarımı kaldırmama da sebep oldu bu durum. En güzel zamanımsa, en güzel anımsa hem beni duygulandıran hem de bana çok değerli hissettiren iş yerimdeki son günümdü. Bütün iş arkadaşlarımla birlikte fotoğraf çekildim, bana güzel dileklerini ilettiler, onlarla tek tek vedalaştım. Ve bana bir veda partisi düzenlediler. Ve gerçekten kendimi çok değerli hissettim. Benim onları gördüğüm gibi onların da beni görmesi bana gerçekten çok mutlu hissettirdi. Bütün bu deneyimlerle birlikte Global Talent'ın bana kattıkları ise
hem profesyonel yaşantımda hem de sosyal yaşantımda çok fazla. Özellikle buraya gelmeden önce son haftamda ben daha gelmeden bir mülakata katıldım ve gelir gelmez çalışmaya başladım. Yine benzer bir alanda iş geliştirme alanında çalışıyorum ama artık daha uluslararası düşünebiliyorum. Daha stratejilere daha farklı bakabiliyorum. Ek olarak da aslında sosyal yaşantımda şu anda konfor alanından çıkmak beni rahatsız etmiyor. Daha çok beni heyecanlandırıyor. Daha çözüm odaklı yaklaştığımı düşünüyorum. Bu yüzden sosyal yaşantımda daha çok geliştiğimi düşünüyorum ve gittiğimden çok farklı bir vizyonla geri döndüğümde kesinlikle. Global Talent programına başvurmayı düşünüyorsunuz ama hala karar veremediyseniz kesinlikle bütün çabalarınıza değecek diyebilirim. Özellikle profesyonel yaşantınızda uluslararası bir şirkette çalışmak istiyorsanız, farklı kültürlerle bir arada çalışmak hem de yurt dışında farklı bir çalışma ortamında bulunmak daha geniş perspektiften bakmanıza sebep olacak. Ek olarak da tabii ki sosyal yaşantınızı da geliştirecek diyebilirim. Bunun yanı sıra Brezilya'ya gitmek istiyorsanız ya da Brezilya'da bir projeye başvurmak istiyorsanız, Brezilya gerçekten lezzetli yemekleriyle, lezzetli tatlılarıyla, harika parti ve karnavallarıyla ve sıcakkanlı, muhteşem insanlarıyla harika bir ülke. Global Talent programına başvurmak isteyen arkadaşlarıma birkaç tavsiyem var. Kesinlikle risk almaktan korkmayın çünkü aslında içine girdiğimiz challenge'lar bizi geliştirecek olan şeyler ve ne kadar konfor alanımızdan çıkarsak o kadar kendimizi gözlemleme ve keşfetme fırsatımız olacağını düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle risk almaktan korkmayın. Umarım en az benimki kadar güzel bir proje deneyiminiz olur. Ek olarak da nerede olursa olsun umarım hayatınızı güzel etkileyecek insanlarla ve yerlerle karşılaşırsınız.